Efendim, öncelikle FSM TV ve Fetih Televizyon'un seyircilerine, tüm değerli çalışanlarına, aksakallarımızın selamlarını iletir, takdim eder, hürmetler dilerim efendim. Allah razı olsun değerli başkanım, değerli hocam. Evet, buyurun. Efendim, bizde ilk başta 80'li yıllarda Afganistan bölgesinden, Güney Türkistan'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin desteğiyle ilk başta Hatay, Gaziantep, Tokat illerinde belli bir kısım Rus ikamet etmeye başladınız. Evet. İkamet etmeye başladık. Şu anda yaklaşık Afganistan Türkleri olarak Güney Türkistan diye aradığımız Afganistan Türkleri olarak yaklaşık 10 milyon nüfusa sahibiz. 10 milyon nüfusa sahibiz. Maalesef orada çok kısık ses olarak kaldık. Hani orada birçok kesimde Türklerin yaşadığını bilmiyor. Halbuki orası adını Türk sultanlarından alan, eskiden adı Horasan olan Horasan olan coğrafyalardır. Burada da Etno Kültür Festival alanında da kendi kültürümüzü tanıtmak, dünyaya tanıtmak, milleti İslam'a bu kültürün güzelliklerini anlatmak için buradasınız. Doğru mu efendim? Anlatmak için buradayız. Diğer Türk coğrafyalarında yaşayan büyüklerimizle de kaynaşmak, tanışmak, dertlerimizi anlamak, birbirimize yardımcı olmak için buradayız. Özellikle şu anda Özbekistan'dan gelen Türkistanlılar Derneği Başkanımız Sayın Ekber Yasay'la aynı çadır altındayız. Ne kadar güzel efendim, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Evet. Biz kardeş cumhuriyeti, Özbekistan Türk Cumhuriyeti. Evet, buyurun efendim. Evet, Özbekistan bizim üyelerimizin genellikle Özbekler teşkil ediyor. Özbekistan'dan gelen gruplar teşkil ediyor. Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği'miz var. Bu çok eski bir dernek. Ekber Bey, şöyle diyebilir miyiz? Biz Türk Cumhuriyeti'ne komple Türkistanlılar diye, değil mi? O şekilde tabii, anabiliriz. Çok sende. Eski bir dernek olduğu için o zaman zaten bu bağımsız devletler yoktu, biliyorsunuz. Yoktu, evet. 90'dan sonra bağımsızlığına kavuştular. Evet. O zaman tabii Kırgız'ı, Kazak'ı, Uygur'u hepsi bizim cemiyetteydi. Daha sonra tabii çeşitli dernekler teşkil edildi. Şu anda biz de faaliyette, onlar da faaliyetlerde. Yani. Geleneğimizi, göreneğimizi bizim kendi insanlarımız arasında yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Yani bayramlarda olsun, Nevruz ayında olsun. Unutturmuyorsunuz törenizi yani. Evet. Oğuz'un töresini unutturmuyorsunuz. Dilimizi, kültürümüzü, geleneğimizi yürütmeye çalışıyoruz. Çok güzel efendim. Allah razı olsun. Biraz şu kıyafetlerden bahsedelim. Bu bak, burada gördüğünüz gibi herhalde sazla şeylerimiz var. Biraz bunlardan bahsedelim. Yani öncelikle isterseniz üzerimdeki. Tabii evet oradan başlayarak. Bu çok çeşitli, yani altın sırmalı bile yapılıyor. Sırmalıya kadar yapılıyor. Ne kadar bu başlıyor? Çok büyük devlet adamları geldiği zaman, konuklar olduğu zaman onlara giydiriliyor. Evet. Ayrıca düğünlerde, bizim toyumuzda erkek damat bunu giyiyor. Bunun tabii kız şeyi de var. Kızın yani kendine giydiği göre de. Gelin hanımında kıyafeti oluyor. İşte burada coğrafya olarak tabii Güney Türkistan. Evet. Hemen bir anlatalım efendim. Afganistan'ın kuzeyindeki bölgenin ve Özbekistan'daki giyilen kıyafetleri görüyorsunuz. Evet. Tamamen emek, yani el emeği, göz nuru. Aynen. Değil mi? Ablalarımızın, bacılarımızın. Aynen. Bir yani bir makine şu bu değil zannedersem, anladığım kadarıyla. Tabii çoğu el yapımı. El yapımı. Evet efendim. Evet, bunlar Güney Türkistan'da giyilen şeyler. Şunlar güncel halen bizim yaşlılarımız, aksakallarımızın. Evet. Aksakallar. Hatta giydiğim, şu kıyafeti giydiğim. Şöyle diyorum. Şu kıyafet Afganistan Cumhurbaşkanlığı genelde giyiyor değil mi? Buna benzer bir kıyafet. Evet. Bunu biraz da yaşlı kesim ve aksakal dediğimiz kişiler bunlar giyiyor. Bunlar da genç kızlarımızın. Genç kızlarımız, çocuklar. Çocukların giydikleri. Evet, biraz daha bu saz grubundan bahsedelim efendim bunlardan. Evet. Burada gördüğünüz gibi. Türk cumhuriyetlerinde kullanılan Türk'ün töresi olan dutar var, değil mi? Evet. Tef var, aynı bizim şey gibi. Evet. Saz bunlar, sazımız evet. Dutar biliyorsunuz iki tellidir. Dutar demek. Dutar. Tel demek. Evet. Tar var, bir de tar diye işte o telli şeyler. Bu şeyden bahsettiler galiba arkadaşlar, çadırın
Çadırdan bahsedelim. Yok lan o şey bahsedildi. Tabii. Evet. Şurada gördüğünüz şeylerden biraz belki bahsedebiliriz. Kendi töre yemeğimiz evet. Değil mi? Yemeklerimiz. Bunlar halen güncel evlerde kullanılan piyale, kahve. Piyale ve çaynak. Yani şunda çay ikram ediliyor. Çay ikram edilir ve çay içilir. Bu çok doldurulmaz. Güzel bir oranın bir çay öyle yarım gibi. Yarım evet. Şeyde. Şimdi efendim çok doldurduğunuz zaman iç ve kalk git manası verir. Az doldurduğunuz zaman bir daha içsin. Ne kadar içsin? Hiç ayrılmaz. Cömertlik, misafirperverlik. Evet. Hani nezaketen de bazı şeyde sıkılırsın misafirin gitmesini artık istersiniz. Çok doldurursunuz. O artık anlar hiçbir şey demeden çayını içer gider. Evet evet. Çok bir güzel bir anlayış. Evet efendim. Şöyle evet. Bir bizim aşımız var. Tabii burada aşı gösteremiyoruz biliyorsunuz. Özbek pilavı, Türkistan pilavı dediğimiz. Bu da arkadaşımızın anlattığı gibi mesela bir misafir geldiği zaman ona mutlaka aş ikram edilir. Ne kadar güzel. Evet. O aş yemeden o evden çıkmaz yani. Muhakkak bir aş ikramı yapılır. Şey yapalım. Bunlar bizim ekmeğimiz değil mi? Nan evet. Ekmek kültürü bu Türk Cumhuriyetlerinde özellikle Özbekistan, Türkmenistan'da çok bir değerdir. Evet. Yani pide bizim Türkiye'de yok girip, o biraz evet. Daha kalın olur. Kalın ama olur. Şunlar bakın her yöreye evet. Göre çeşitli. Evet. Bazlama deriz biz ona bir nevi. Nan deriz biz. Nan. Evet. Nan deriz. Bu da misafir gelince parçalayıp hemen önüne konulur. Hemen önüne konulur. Çok çeşit güzel. Çeşit. Bu da çok önemlidir. Değerli hocam bir evet, Emir Timur. Bunu biraz açalım efendim. Bu Emir Timur'umuzun evet. Bir güzel bir... Timur renk yani değil mi? Tabii. Renk demiyoruz efendim de. Emir Timur. Evet. Bunun çok güzel bir sözü vardır. Evet efendim. Okuyalım mı? Okuyalım efendim. Buyurun. Biz ki Melik-i Turan, Emir-i Türkistan, biz ki Türk oğlu Türk'üz, biz ki milletlerin en kadimi, en eskisi ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz diye bir şey. Evet, evet. Türkiye'de de efendim bir özellikle bir algı var. Hep Timur Lenk derler. Evet. Onlar maalesef yani. Düşmanlarımızın şeyi. Evet. Yani bizim için Emir Timur'dur. Emir Timur. Timur evet. Evet, Emir Timur. Lenk ne manaya geliyor ki? Aksak manası aksak, veriyor. Aksak. Yani onun... Anladım. O yüzden o özellikle Farsların şeylerini duyduğu... Tabii. Olur efendim. Evet. Peki çok memnun oldum efendim bize misafirlik göster, ev sahipliği göstermeniz. Allah razı olsun. Teşekkür sağ olun efendim. Allah razı olsun. Sağ olun inşallah. Allah razı olsun. Evet efendim raportajlarımız devam ediyor. Şimdilik Allah'a emanet olun.